Bugün haklı olarak hep birlikte hayat pahalılığından şikayet ediyoruz. Şayet vatan toprakları gözünü istiklalimize dikmiş sırtlanların, ak babaların, yılanların istilasına uğramış olsaydı bugün hayat pahalılığını değil kaybettiğimiz özgürlüğümüzün, yitirdiğimiz sevdiklerimizin, yıkılan evlerimizin, kararan geleceğimizin acılarını konuşuyor olacaktık. Dün Suriye'de, bugün Ukrayna'da evlerini hatta bir kısmı vatanını terk etmek zorunda kalan milyonların neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini, nasıl bir çaresizliğe sürüklendiklerini hep beraber görüyoruz. Bakın Ukrayna'dan 200'e yakın yetimi ve öğretmenlerini birlikte ülkemize aldık ve kendilerine ülkemizde ev sahipliği yapacağız. Bunlar yetim yavrular. Kolay değil. Kadınlar evlatlarıyla beraber ellerinde valizleri oralardan çıkıp ta buralara kadar geliyorlar. Polonya geçiyorlar. Macaristan'a, Romanya buralara geçiyorlar. Bunlar kolay değil. Şunu çok açık ne söylüyorum. Ülkemize sağladığımız en büyük kazanımız, kazanım, milletimize verdiğimiz en büyük hizmet, Türkiye'yi işte böyle bir duruma düşmekten kurtarmış olmamızdır. Üstelik bununla da kalmadık. Ülkemizi tüm mazlumların ve mağdurların sığınağı haline getirdik. Toplam 5 milyon. Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, buralardan gelenler. Türkiye'nin birbirleriyle savaşan tarafların bile güvendiği, itimat ettiği, diyaloğun ve barışın teminatı saydığı bir ülke görülmesinin sebebi geride bıraktığı işte bu zorlu mücadele dönemini başarıyla geçirmiş olmasıdır. Bugün de geçtiğimiz 20 yılda Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısından aldığımız güçle Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici. Ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı. Geleceğimiz aydınlıktır. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı nasıl başaracağımızı ve sonuçta ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz. Ülkemiz 2023 imtihanından da başarıyla geçtiğinde her alanda dünyanın en üst ligine çıkmış, güçlü, huzurlu, müreffeh, lider bir Türkiye'nin bizi beklediğine canı gönülden inanıyor.